Canan kızım, bu nasıl oldu bir baksana. Güzel güzel. Ay içime tam sinmedi. Bir de öbürlerini deneyeyim. Bu da çok nostaljik. Ay fazla gösterişli. Bu iyi gibi. Hanımefendi yalnız ben kıyafet değilim, rakunum. Ay 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 çekil. Ay tamam tamam ilkini alıyorum ben. Hatice'nin yarınki düğününe iyice hazırlanmak istiyorum. Neyse ki elbisemi buldum. Tanju abi değil mi o? Ay Tanju ne yapıyorsun orada? Dur dur. Çamur sıçratıyorsun. Elbiseme gelmesin. Her ne kadar asil bir beyefendi olsam da ben bir köpeğim Kadriye. Çamur görünce duramıyorum. Ay dursana. Of. Ay bak Tanju orada ne varmış? Bak 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 orada ne varmış? Bak bakalım. He? Ne? Hadi Canan hadi. Daha çok işimiz var. Ay. Ay belim koptu. Yeni aldığım elbiseyi de yarın ütülerim artık. Ne yapayım? Ay. Ay. Benim joystick'im çalışmıyor Remzi. Necati yer fıstığı paketine basıyorsun. Joystick değil ki bu. Ama elimdeki fıstıksa o zaman ben az önce neyi yedim? Remzi biz hemen kuaföre gidiyoruz. Ev size emanet. Bak arkada kıyafetlerimi bıraktım akşama toplayacağım. Elbiseme çok dikkat edin kırışmasın. Hadi Canan. Of anne daha maketimi bitirmedim. Ben gelmesem olmaz mı? Aa, olmaz efendim sonra yaparsın roketini. Hadi baba bitirmek üzeresin. Şu bayrağı da aldık mı? Şampiyon! En iyisi benim. Rakibin kötüydü diyelim. Oo, bu joystick beni çok susattı Remzi. İçecek bir şey kaldı mı? Bu soruyu sorarken masadaki vişne suyuna bakıyordun. Niyetinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ben onu kendime ayırmıştım. Nerede seninmiş? Ben aldım onu. İlk ben dedim susadım diye. Sizin aklınızda bile yoktu. Güçlü olan kazansın. Eyvah. Kadriye'nin düğünde giyeceği elbiseyi mahvettik. Ne yapacağız şimdi? Hiç merak etmeyin. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bir yerde izlemiştim. Başlıyorum. Çay. Necati dur. Çikolata. Mayonez. Kahve. Çimen ve çamur. Ha? Necati ne yaptın? Mahvolduk. Zorlu lekelere karşı %100 koruma Remzi. Reklamlarda lekeleri böyle çıkartıyorlar. Necati ne diyorsun? Böyle leke mi çıkarılır? Reklamlarda deterjan döküyorlar sonra. Durun elbiseyi mahvediyorsunuz. En iyisi kuru temizleme. Çocuk doğru söylüyor Remzi. Kuru kuruya temizlenmez bu. Bir suya sokalım önce. Sulu temizleme. Hadi çocuklar. Kadriye bizi yakalamadan bu işi hallediyoruz. Kuru temizlemeden çok sıkıldım. Caddenin karşısına kuru fasulyeci açıyorum. Ne diyor bu adam? Ne yapacağız şimdi? Gidip kuru fasulye yiyelim. Mirket abiden yardım mı istesek acaba? Yaşa oğlum. Bugün tüm fikirler de senden çıkıyor. Zaten bir şey oldu mu topu topu iki fikir var. Ya Mirket'e gidiyoruz ya da gitmiyoruz. Hayır bu çocuğu da gözünüzde bu kadar büyütmeyin canım. Oo merhaba Mirket. Bu Salata Kulesi değil mi? Galata Kulesi. Hayır. Galata gibi dağıldı. Neyse ki önlem olarak bir cihaz yapmıştım. Vay canına. Bu teknoloji ötesi, uzaylar tepesi, muhteşem makineyi deneyebilir miyim? Hayır. Necati dur iki dakika. Mirket, biz Kadriye'nin elbisesini bayağı bir leke yaptık da bir türlü temizlenmedi. Bize yardım eder misin? Leke çıkarıcı denediniz mi? Denemedik. Durun bakayım, bende olacaktı bir tane. Heh, işte burada. Leke çıkarıcı. Çıkar bakayım şu lekeyi. Heh. Emredersiniz. Ay, bunun yavrusu olursa bana verir misin Mirket? Evladım, robotun yavrusu nasıl olsun? Onu da sen düşüneceksin. Her şeyi ben mi yapacağım? Aa, bakın. Leke akıyor. Merhaba ben Leke. Mirket abi sen ne yaptın? Görmedin mi Şakir? Lekeyi çıkardı. Bilim camiasında işler her zaman yolunda gitmeyebiliyor canım. Ne yapalım yani? Beni sanırım siz çıkardınız. Sizin adınız ne? Ben Remzi. Bu Şakir, bu da Necati.
Üstündeki de karımın elbisesi. Onu geri alabilir miyim? Üzgünüm ama bana çok yakıştı. Remzi, hadi lekeyi de alıp eve gidelim. Kadriye elbisesinin evde olmasını istiyor sonuçta. Aslında doğru söylüyorsun. Hem temizlendi de. Bugün de harikaydınız Mirket Bey. Size dünyanın en zeki hayvanı ödülünü vereceğim. Buyurunuz. Bu benim çöp kovam. Hediyenin büyüğü küçüğü olmaz. Çabuk al şunu. Çok kötü kokuyor. Bu işin içinde kesin bir iş var. Benim burnuma çok pis kokular geliyor. O koku lekeden geliyor bence. Bir duş mu alsan acaba? Güzel espri Necati. Çok komik birisin, sevdim seni. Keşke bir de deminki oyunda yenilince elimdeki joystick'i yemeseydin. Ne yapayım, üzülünce acıkıyorum. Leke, biz seninle çok iyi anlaştık. Keşke Kadriye ile Canan da senin gibi ilgilense bizim sevdiğimiz şeylerle. İyi ki aramıza katıldın. Hep arkadaşımız kal. Oley! Reklamlar başladı. Diziyi bu kadar dikkatli izlemiyordun Necati abi. Şşş! Lütfen. İşte yeni formülüyle leke çıkarıcı. Zorlu lekelerin düşmanı, ailenizin dostu. Çay, çikolata, mayonez, kahve, çimen ve çamur lekesine birebir. Leke sorununu kökten çözüm. Ama siz yoksa beni sevmiyor musunuz? Hayır canım, olur. Doğru söyleyin. Bütün lekeleri temizlemek istiyorsunuz değil mi? Ben bazen bıyığımdaki lekeleri silerim. Leke, öyle düşünme. Evet, lekeler genelde temizlenmelidir ama sen farklısın. Temizlenmek mi? Demek dünya kardeşlerimden nefret ediyor. Peki o zaman bütün dünya leke neymiş görecek ha? Leke dur. En azından artık etraf kötü kokmayacak. Oo! Benden geliyormuş bu koku. Acele edin. Lekeyi durdurmamız gerekiyor. Elbise de hala onda. Hey! Kovalamacaya bayılırım. Öndeki lekeyi takip et. Necati ne? Fazla zamanımız yok. Çabuk patinaj çekerek koş. Geyin sırtından. Beyefendi, çabuk evinize dönün. Durum çok kötü. Durun, ne yapıyorsunuz? O leke bizim arkadaşımız. Arkadaşınız şehri birbirine katıyor küçük adam. Ayrıca bir beyefendiyi yakaladı, bırakmıyor. Hı? Tanju, ne işin var senin orada? Remzi, yardım edin. Çamur görünce oynamak için üzerine koştum. Beni esir aldın. Bakın amirim, leke aslında çok iyi biri. Onunla konuşmamıza izin verin. Lütfen ona zarar vermeyin. İşi uzmanlarına bırakın beyefendi. Evdeki çamaşırları hep ben yıkarım. Leke çıkarmak benden sorulur. Baba, neler oluyor burada? Elbise, Remzi. Senin elbisenin üstünde küçücük, ufacık bir leke vardı da. Onu çıkarmaya çalışırken işler biraz ters gitti. Ay inanmıyorum Remzi. Sana bir şey emanet eden de kabahat. Amirim, o lekeye sadece su sıkıyorsunuz. O öyle çıkar mı hiç? Durun bir dakika, durun. İşte bu Arap sabunu o lekenin hakkından gelir. Hayır! Arkadaşımıza bunu yapamazsın Kadriye. Şimdi lekeyle konuşup onu ikna edeceğim. Sonra da yeni joystick almaya gideceğiz. İşime karışmayın arkadaşım. Ben halledeceğim bu işi. Biraz sarsıntısız sürer misin? Remzi, lekenin sizin arkadaşınız olduğunu anlıyorum. Ama artık geri dönülmez bir yola girildi. Tanju'yu kaçırdı, şehir mahvoluyor ayol. Siz başlattığınız için sizin çözmeniz en doğrusu. Bu Arap sabununu alın ve tam kalbinde köpürtün. Ama arkadaşımızın... Başka seçenek yok Remzi, kusura bakma. Kimse beni sevmiyor. Üzülme böyle. Ben seni seviyorum. Çamurları çok severim ben. Kimse. Ben varım ben. Duymuyor musun? Kimse yok. İşte oradalar. Çok büyümüş. Geri mi dönsek acaba? Olmaz. Bu işi bitirmeliyiz. Ama kalbini nasıl bulacağız? Beni takip edin. Olamaz. Göremiyorum. Göremiyorum. Görüntü çamur gibi. Gözlerini aç Necati. Ha? Evet, doğru. Başta koyduğum çikolatayı buldum. Necati, yeme onu, mikropludur o. Ne mikrobu? Siz beni tanımamışsınız. Ben Necati adamım.
Şuna bakın. Biz ne yapıyoruz? Dostumuzu yok etmeye çalışıyoruz. Asla, asla yapamayız. Bizi kalbinde taşıyormuş bunca zamandır. Hadi geri dönelim. Vay, bu yakışıklı da kimmiş? Oo, bu gördüğüm en güzel fil olmalı. Remzi, Şakir, Necati, ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorduk? Yani kesinlikle bu Arap sabunu şişesini kullanmayacaktık. Niye böyle bir şey yapalım ki? Hiç alakası yok. Bana öyle bakma. Ver şunu bana Necati. Ne yaptın sen? Leke, bak sana karşı dürüst olmamız lazım. Bizi seni temizlemek için yolladılar. Ama yapamazdık. Sen bizim dostumuzsun. Ha, temizlemek mi? Sizin de onlardan farkınız yok. Beni hiç sevmiyorsunuz. Hayır, asla. Yalan söyleme. Sizi tek lokmada yutacağım. Elveda. Hayır, dur. Hayır, Tanju, ne yaptın sen? Üzgünüm Remzi. Sizi yutacaktı. Arap sabununu kullanmaktan başka şansım yoktu. Şu elbise de acayip esnekmiş. Eski haline döndü bildiğin. Leke, olamaz. Tanju, dostum bizi kurtardın. O yüzden bu yarım gofreti hak ettin. Dermişim. Of, of. Canım çok sıkkın. Benim de baba. Al Kadriye. Elbisem burada. Ay çok şükür elbisem tek parça halinde. Evet. O tek parça ama bizim çok sevdiğimiz dostumuz olan Leke yok oldu. Hem de bizim yüzümüzden. Buranın hali ne olacak peki? Aslında kalsa ya böyle. Benim için kocaman bir oyun alanı oldu burası. Merak etmeyin. Herkesi mutlu edecek bir çözümüm var benim. Maketimi bir araya getiren cihazı hatırlıyor musunuz? İnanılmaz fifilifi elektrobotik muhteşem cihaz yani. Yani sen öyle diyorsan. Necati sen çamur mu yedin? Hayır, hatırası olsun diye saklamıştım. Leke! Leke, seni çok özledik. Ay Mirket, ne yaptın sen? Merak etmeyin, kimseye bir şey yapmayacağım. Yerin kulağı varmış derler. Benim çamurlarım da sizi dinledi Remzi. Dostlarıma teşekkür edin. Yoksa sizi siler süpürürdüm. Şakir, Necati, Remzi... Sizi yok etmek istediğim için özür dilerim. Biz de özür dileriz. Affet bizi. Şimdi izniniz olursa ben gidiyorum. Bataklıkların kenarında güzel bir pansiyon ayırttım. Uzun bir tatil yapmak istiyorum. Bataklık mı? Beni bekle Leke. Ben de geliyorum. Çamura at beni. Çamurla yıka beni. Çamur!